Herkese merhaba, ben Zeynep Obüzsever. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay Tunus işi örgü modeli anlatımı yapacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok kolay ve çok güzel. Hemen modelimize yakından bakalım. Tüm detaylarını sizlere adım adım anlatacağım. Bu modelle dilerseniz bebek örgüleri ya da bebek battaniyesi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle. Modelimiz iki sıranın tekrarı. Başlangıçta tam desenle başladıktan sonra ikinci sırada yarım desen yapacağız. Ve bu iki sırayı sürekli tekrar ederek desenimizin kurulumunu devam ettireceğiz. Tüm detaylarını dediğim gibi sizlere adım adım anlatacağım. Hemen bilgi vermek istiyorum. Ben anlatım yaparken sizlere 3,5 milimlik bir tunus tığ ile anlatım yapacağım. Ama sizler büyük parçalar hazırlayacağınız için arkası böyle kendinden kablolu misinalı Tunus tığlarını kullanmalısınız. Bunlar da yine tüm tuhafiyelerde satılmakta. ilmeklerinizi yaptıkça bu kısma doğru ilmekleriniz devam edecek ve rahatlıkla büyük parçadaki örgülerinizi yapabileceksiniz. Kullanmış olduğum ipi de göstermek istiyorum. Anti peeling özelliğine sahip bir bebek yünü. Dilediğiniz markaları tercih edebilirsiniz. Yine ipimin kalınlığına uygun bir tığ kullanmayı tercih ettim. Şimdi dilerseniz hemen kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet Bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. Zincir sayımız 5 beş ve 5'in katları olmalıdır. Sonda iki tane de ilave yapacağız arkadaşlar. Yani 5'in katları artı 2 şeklinde. O şekilde bir anlatım yapacağım. Şimdi ben 5'in katı olacak şekilde zincirlerimi hazırlayıp geliyorum. Ben 20 tane zincirimi hazırladım arkadaşlar. 5'in katı olacak şekilde. Sonda 2 tane daha ilave zincirimi yapıyorum. Yani toplamda 22 tane zincir üzerinden sizlere anlatım yapacağım. Sizler de bu şekilde hesaplayarak zincirlerinizi yaptıktan sonra şimdi ilmeklerimize çıkarmaya başlayalım. Sıradaki zincirimden ilmek çıkartıyorum. Burayı biraz uzatalım. İlmekleri mümkün olduğu kadar uzun çıkartmaya gayret edelim. yan yana tüm zincirlerden ilmek çıkartıyoruz. zincir sayım 22 olduğu için benim ilmek sayım da yine 22 olmalı. Siz de bu sayınızı belirleyin ve tüm zincirlerden ilmeklerinizi çıkartarak zincirimizi tamamlayalım. Evet sona kadar geldim. Şimdi 22. ilmeğimi de çıkartıyorum ve artık deseni yapmaya başlayacağız. Bu son 22. ilmeğimde 5 tane zincir yapıyorum. 5 zincirimi yaptıktan sonra sırada gelen 5 tane ilmeği bu zincirin içinden geçireceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Ve burada tekrar 5 tane zincir yapıyorum. Yine sırada gelen 5 tane ilmeğimi bu zincirin içinden geçiriyorum. Ve aynı şekilde sona kadar devam ediyorum. Sona geldiğimde 6 tane ilmeğim var. Bir tanesini ayırıyorum. Şu an 2 tane ilmek kaldı. Burada da 1, 2 taneyi yaparken, ikinci zincirimi yaparken tamamladım. Ve ilk zeminimizi kurmuş olduk. Evet şimdi ilmeklerimizi çıkarmaya başlayalım. Burada bir zincir yapıyorum. ilmeğimi uzattım. Şimdi yapmış olduğum iki tane zincirimden de ilmek çıkartıyorum. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Yanındakinden ilmek çıkarttım. Bir zincir ilmeğimi uzattım. Sağ kenarda üç tane ilmekle başladım. Şimdi iki tane desenimin ortasında yapmış olduğum 5 zincirden de yine beş tane ilmek çıkartıyorum. Bakın orta noktayı atlıyorum. İlk zincirimden başlayarak yine ilmeklerimi uzatıyorum. sağ kenarda 3 tane ilmekten sonra orta kısımda 5 tane ilmeğimi hazırladım. Şimdi yine diğer iki desenimin ortasından ilmeklerimi çıkartmaya devam ediyorum. ve son kısmı da yapıyorum yine aynı şekilde buradan da 5 tane ilmek çıkartarak devam edeceğim Evet. Yine buradan da 5 tane ilmeğimi çıkarttım. Şöyle bakalım. Şimdi sol kenara geldim. Sol kenarda da sağ kenarda olduğu gibi 3 tane ilmek çıkartarak sıramı tamamlayacağım. Ve bu sırayı da tamamlamış oldum. Hemen sizlere şöyle grupları göstermek istiyorum. Sağ ve solda 3 tane ilmek aralarda ise beşerli ilmeklerim oluştu. Sizler de bu şekilde ilmeklerinizi oluşturduysanız hadi devam edelim. Evet burada bir tane zincirimi yapmıştım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 3. yaparken de bu 3 tane ilmeği tek seferde topluyorum. Şimdi 5 tane zincir yapıyorum. 5 tane ilmeği tek seferde topluyorum. Tekrar 5 zincir. Sıradaki 5 ilmeği topluyorum. 5 zincir tekrar 5 zincir 3 ilmeği de tek seferde topladım şurada da bir zincir yaparak şöyle göstereyim arkadaşlar bakın burada tam desenle başladım burada yarım desen sonda da yine yarım desen oldu Bakın bu şekilde şimdi ne yapıyorum burada tam deseni buraya uygulayacağım o yüzden bu ilmeğim duracak yanındaki ilk zincirden başlayarak ilmek çıkartmaya devam edeceğim 1 2 3 4 ve 5. Başlangıçta da bir tane ilmeğim olduğu için burada 6 tane ilmeğim oluştu. Şimdi devam ediyorum. Yine iki tane desen arasında 5 tane ilmek çıkartarak devam edeceğim. yine ilk zincirden başlayarak devam ediyorum. Şimdi burayı da devam edelim. Yine şu son noktayı da anlatacağım. Evet sola kadar devam ettim. Burada 5 tane ilmeğim oluştu. Diğer grubumda yine 5 tane. Burada yine 5 tane. Sağ grubumda e, altı tane ilmeğim var. O yüzden benim burada solda ekstra bir ilmek daha yaparak bu grubu da 6'ya tamamlamam gerekiyor. Zincire batıyorum ve burada 5 tane zincir yaparak ilmeğimi yükseltiyorum. Ve buradaki 5 tane ilmeği tek seferde böyle içinden geçirerek yine topluyorum. Tekrar 5 zincir yapıyorum. Şimdi sırada gelen 5 tane ilmeği topluyorum. Sırada gelen 5 ilmeği topluyorum. 5 zincir yapıyorum aralarda. Ve bu sağ kenara geldiğimde bakın 6 tane zincirim var. Sadece 5'inden çıkartıyorum. İkinci zinciri yaparken de burayı tamamladım. Bakın, desenimiz tam desen, yarım desen ve tam desen şeklinde ilerledi. Şimdi ben tekrar bu ikinci sıranın tekrarını yaparak aslında deseni tekrar ettiriyorum. Desenimiz iki sıranın tekrarı ne yapıyorum? Bir tane zincir, bu iki tane zincirden. iki tane ilmek çıkartarak sağ başlangıçtaki ilmek sayımı 3'e tamamlıyorum. Burada yaptığımız gibi aynı şekilde devam ediyorum. Aralarda ise 5 tane ilmek çıkartarak yine sona kadar devam edeceğim. Şimdi devam ederek şu sol kenara kadar ilerleyelim. Evet ben yine aradaki 5 tane olan grupları ayarladım yaptım arkadaşlar. Şimdi sağ başlangıçta 3 tane ile başladığım için bu sırada tekrar e, sol kenarda da 3 tane ile bitirmem lazım ilmeklerimi. Şuradan başlayacağım. Bakın, ilk zincirden ilmek çıkartıyorum. 1 yanındaki zincirden ilmek çıkartıyorum 2. Şimdi yanındakinden de ilmek çıkartırken burada 1 2 3. yaparken ilmeklerimi yine toplamaya başlıyorum. 2 tane ilmeği topladım. Şimdi 5 zincir. ve buradaki 5 tane ilmeği toplayarak devam ettiriyorum. Artık desen kendini tekrar etmekte arkadaşlar. Bizler tam desen, yarım desen, tam desen ve yarım desen şeklinde devam ediyoruz. Hemen şöyle örneğimize bir kere daha bakacak olursak bakın tam desen, yarım desen, tam, yarım, tam, yarım şeklinde. Bu iki sıranın tekrarını sürekli yaparak sizler de istediğiniz kadar e, örgüler yapabilirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yeni videolarda görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın hoşçakalın